Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Havit markasının PJ210 modelli projeksiyon cihazına yakından bakıyoruz. Gerçekten teknolojiyle donatılmış ve yeniliklere sahip bir projeksiyon cihazıyla birlikteyiz bugün. Video dışında yani incelemem dışında birçok projeksiyon cihazı kullandım. Bunu kamplarda veya tatillerde ya da kendi evimde kullandım. Birçok projeksiyon cihazı oldu. Şimdi bu projeksiyon cihazında birçok özellik bulunuyor. Bunlardan bahsedeceğim. Birazdan arayüzüne bakacağız. Kutu içeriğinden çıkanlara dikkatle bakacağız. Hepsinden detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle bu projeksiyon cihazında otomatik odaklama, dört köşe düzeltme, akıllı engellerden kaçınma ve akıllı ekran hizalama özellikleriyle tarafımıza geliyor. Bu da ne demek oluyor? Siz bir projeksiyon cihazı aldığınızda otofokusuyla veya hizalamasıyla Bunlarla uğraşmadan engel dahi olsa koymuş olduğunuz duvarda veya perdenizde problem yaşatmadan kendisi akıllı teknolojisi sayesinde bunları otomatikman size kalmadan direkt kendi içerisinde hallediyor ve size sadece görüntü izlemek menülerde YouTube'da Netflix'te gezinmeniz kalıyor. Bu cihazın 1 GB RAM'i 8 GB dahili depolama alanı bulunuyor ve 30 bin saat kullanım ömrü sunuyor bizlere. Bu da projeksiyon cihazlarına baktığımızda gerçekten uzun bir kullanım süresi oluyor. Bu cihazın cihazın doğal çözünürlüğü 720p olmasıyla birlikte online platformlarda 1080p ve 4K destekliyor. Eğer 1080p bir projeksiyon cihazı arıyorsan Bununla arasındaki görüntü farkını hiçbir şekilde anlayamazsın. Zaten çok farklı bir şekilde incelemek gerekir onun için. Ama bir projeksiyon cihazı aradığında hem kullanışlı olması hem de biraz daha uzun ömürlü ve kaliteli bir malzeme yapısından üretilmesi gerektiğini de biliyorsundur. Bu ürünün birkaç tane dezavantajı var. Onlardan bahsedeceğim sizlere ama artılarına baktığımızda dezavantajlarını kapatıyor diyebilirim. Öncelikle cihazın telefon yansıtma özelliği de hızlı bir şekilde çalışıyor. Mini arayüzlerine baktığımızda YouTube, Netflix gibi platformlar Hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz, ana menüye dönebiliyorsunuz. Menüler içerisinde yani uygulamanın kendi içerisinde istediğiniz videoyu anlık olarak hızlı hızlı bir şekilde açabiliyor ve aralarında geçişler yapabiliyorsunuz bir problem yaratmadan kullanabileceğiniz bir cihaz. Kutunun arka yüzüne baktığımızda gerekli bilgilere yer verilmiş. Burada tüm bilgileri zaten detaylı olarak yazıyor ve ben sizlere şimdi ürünle ilgili öncelikle bilgileri paylaşıp kutu içeriğini açacağız ve kutunun içerisinden çıkanlara baktıktan sonra arayüzü göstereceğim. O zaman bir kutu açılımını yapalım birlikte ve sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Kutunun içerisinden projeksiyon cihazının kendisi geliyor ve bu şekilde bir tasarımı bulunuyor. Kutunun içerisinden HDMI kablosu çıkıyor ve bu sayede bilgisayar televizyonla da bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Bir adet kullanım kitapçığı geliyor ve kitapçığın içerisinde detaylı tüm bilgilere yer verilmiş. Bunları da isterseniz okuyarak bilgilendirme sağlayabilirsiniz. Kutunun içerisinden bir tane de kendi kumandası çıkıyor Havit logolu ve bu kumanda gerçekten şık bir tasarıma sahip ve güzel bir algılama sağlıyor. Uzaktan da yakından da rahatlıkla kumandayı kontrol edebiliyorsunuz. Üst kısmındaki tuşları da bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Ürünün arka kısmına baktığımızda bir adet analog görüntü girişi, USB girişi, stereo hoparlör için 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor ve HDMI girişi bulunuyor. Ayrıca alt kısmında da güç girişi buradan fişe bağlı buraya da gücü takarak kontrol edebiliyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz 3 watt stereo bir hoparlörü bulunuyor ürünün üstünde ve arka kısmında burada filtresini çıkartıp temizliğini sağlayabileceğiniz bölümde bulunuyor. Birazcık fan sesi yapıyor zaten bu detaylara geçeceğiz. Üstünde bir açma kapama butonu burada yer alıyor. Ön kısmında ise sensörlerin bulunduğu bu otomatik düzeltme, engel atlama gibi özellikleri buradan sağlıyor ve buradan da projeksiyonun görüntü çıkışını sağlayabiliyoruz. Ayrıca baktığımızda Habit logosunda üst kısma yerleştirilmiş bu da güzel olmuş. Şöyle bir bombeli yapısı bulunuyor. Baktığınızda yan kısımdan bu taraf düzken burada bir çıkıntı gibi bir bölüm bulunuyor ve projeksiyon cihazının tasarımı da bu şekilde. Cihazın şu anda ana menüsündeyiz ve ana menüsü bizi bu şekilde karşılıyor ve üst tarafta ara, ana sayfa, uygulama, video, müzik ve ayar bölümleri çıkıyor. Öncelikle ayar bölümlerine girelim. Burada settings, search, USB ve seçenekler bölümü bulunuyor. USB'ye girdiğinizde buraya video, fotoğraf, müzik attığınızda ve hatta ve hatta ofis uygulamalarıyla bir sunum dosyasında attığınızda kontrol edip kullanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir özellik oluyor. USB ile bütün imkanları sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca buna bir HTML takarak da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle hemen şuradaki settings butonuna da bir bakalım. Burada da Wi-Fi'niz, Bluetooth'unuz, projeksiyon cihazınız, diliniz ...hepsini buradan seçebiliyor ve ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle projeksiyon cihazının içine girdiğimizde... ...burada yangın otomatik odaklama bulunuyor. E, bertaraf otomatik nişan hepsi açık bende. Otomatik odaklama, manuel odaklama birçok bölüm bulunuyor ve ölçeklendirme. Buradan bütün ayarları kendiniz istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Sizlere çok fazla bu ayarları göstermeyeceğim. Zaten gerek de yok. Hemen şöyle sistemine de baktığımızda cihazın... ...burada bir sistem güncellemesi olursa... ...direkt isterseniz yerel güncelleme, isterseniz de çevrim güncellemeyle cihazı güncelleyebiliyorsunuz ve ön belleği de buradan temizleyip cihazı da bu taraftan sıfırlayabiliyorsunuz. Şimdi A bölümü bulunuyor. Bluetooth zaten Bluetooth'a bir ses sistemi, kulaklık Herhangi bir şey bağlayabiliyorsunuz bluetooth cihazınızla Bu da isterseniz iki kişinin aynı anda kulaklık takıp kulaklıkla projeksiyon cihazını izlemesini sağlıyor İsterseniz de direkt olarak bir ses sistemi kablosuz bağlayabiliyorsunuz Search bölümüne baktığımızda HTML girişi, analog video girişi ve USB girişleri arasında burada geçişler yapıp seçenekler arasında girebiliyorsunuz Seçenekler bölümünde ise kullanım şartları ve başka başka bölümler bulunuyor Şu anda cihazın sesi açık ve cihazın sesini yavaşça kısmaya başlıyor bu da kendi duymuş olduğunuz bilmiyorum mikrofona ne kadar yansıyor. Şöyle yakınlaştıracağım mikrofonu ve sesini duyabilirsiniz. Birazcık fan sesi olabilir bu arada. Şimdi ana sayfa butonumuza basıyoruz ve ana sayfaya geçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi burada uygulamalarımız gözüküyor. YouTube Kidsinden tutun da Amazon Prime'ına, Disney'ine ve Netflix uygulamalarına kadar hepsi burada mevcut. Uygulama dediğimizde ana sayfaya uygulamaları atayabiliyor veya oradaki ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada App Store bölümüne girdiğinizde ise, direkt uygulama marketine girip istediğiniz uygulamayı projeksiyon cihazının içerisinde olan uygulamaları da indirip kurabiliyorsunuz. Ben bunları hiç açmadığım için biraz geç açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü uygulama bizleri karşılıyor. Gene Disney'inden YouTube'una, Deezer müziğine kadar hepsi mevcut. Buradaki arayüzü de göstermek istedim sizlere. Şimdi geri butonuna bastığımızda bu arada arayüz Android işletim sistemine sahip ve hızlı bir Android arayüzüne sahip. Direkt tıkladığınızda herhangi bir şekilde problem yaşatmadan geçiş sağlıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi mouse modunu açtım ve mouse moduyla birlikte de gezinti sağlayabiliyorsunuz. Ama bu biraz daha kolay. İsterseniz buna kablosuz klavye ve mouse da takabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Hız görüntüsünü sizlere tekrardan bir göstereyim. Hemen ana sayfa yerine geldiğimizde YouTube'a tekrardan giriyorum. Bu tabii ki de internet hızınızla da eşdeğer bir hıza bağlı olacaktır. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi buradan bir geri tuşuna basıyorum ve geri YouTube'un ana menüsüne geldik. Buradan hemen böyle aşağıya indiğimizde herhangi bir donma kasma yaşamadan biraz daha cihazın sesini kısıyorum ve reklam geçtikten sonra netliği yakından da göstereceğim sizlere. Kamerayı elime aldım ve netliği şu anda sizlere yakından göstermeye çalışıyorum ve bakmış olduğunuzda dev ekrana sahip bir cihazınız olmuş oluyor. Gerçekten hızlı bir arayüzü ve görüntü kalitesi de net. Yani ne kadar yaklaştığınızda bile pikselleşme sorunu yaşamadan cihaz sizlere net bir şekilde hizmet veriyor diyebilirim. Ürünün teknik özellikleri 2.4 GHz ve 5 GHz Wi-Fi'yi destekliyor. Bluetooth 4.2 ile geliyor. 8 GB dahili bellek 1 GB RAM. Quad Core Cortex A53 bir işletim sistemi bulunuyor. Görüntü boyutu 40 inç ile 170 inç arasında. Projeksiyon mesafesi de 0.6 metre ile 5 metre arasında değişiyor. 30 bin saatte kullanım ömrü sunuyor bizlere. Mahmut Bey. Bir öğretmenimiz Mahmut hocam, Ürünün birlikte kutu açılımını yaptık ve arayüzünü göstermeye çalıştım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi küçük bir tasarıma sahip, çok büyük değil ve taşıması gerçekten kolay bir cihaz. Böyle beyaz da olması biraz daha şıklık katmış koyacağınız ortamda sırıtmadan güzel bir tasarıma sahip olarak hizmet verecek sizlere. Ürünün arka kısmına baktığımızda analog görüntü çıkışı, stereo hoparlör bulunuyor, 3 watt olarak geliyor bunlar. USB girişi, 3.5 mm jack girişi, ses sistemi bağlayabiliyorsunuz bu sayede. HDMI çıkışı ve arka kısmında bir güç girişi bulunuyor. Bunlar ürünün çıkışları ve girişleri olarak hizmet sağlıyor. Üst kısmına baktığımızda ise bir adet açıp kapatabileceğiniz buton bulunurken ön kısmına baktığımızda baktığımızda ise bir adet sensör ve projeksiyonun yansıtma çerçevesi çıkıyor. Bu da gerçekten ürünün aslında baktığımızda güzel bir avantajı. Ben sadece dezavantaj olarak sanki fan seslerinin birazcık fazla olduğunu düşünüyorum. Çok böyle yüksek sesle bir film izlemiyorsanız ya da böyle kısık seslerde dinleyip ya da izliyorsanız bir müzik veya film birazcık sanki fan sesini duyabileceksiniz gibi geliyor bana. Ben yaklaşık 2 haftadır deneyimliyorum ve birazcık fan sesini duyabiliyorum. Ama bunu bluetooth'la bir kulakla veyahut da farklı bir cihaza bağlarsanız ses sistemini onun ses yüksekliğiyle herhangi bir fan sesi duymuyorsunuz. Ve alt kısmına baktığımızda bir filtre temizleme bölümü de bulunuyor. Bunu zaten kutu açarken söylemiştim sizlere. Oradan da temizliğini yapabilirsiniz filtrelerinin. Gerçekten şık ve tasarımı güzel bir cihaz. Hani böyle her evde olması gereken cihazlar arasında yer alıyor. Biliyorsunuz artık yüksek boyutlu televizyonlara baktığımızda fiyatları çok çok yükselmiş ve bu sayede yüksek böyle daha büyük bir görüntüye sahip televizyon alamıyoruz. Android işletim sistemi mevcut olduğu için cihazda bütün uygulama markette yüklü olan uygulamalara girip oradan indirebiliyorsunuz. Deezer müziğinden tutun da Disney zaten Netflix, YouTube Bunların hepsi yüklü geliyor. Ayrıca harici olarak muhtemelen APK'larda yükleyebilirsiniz USB atıp ben denemedim. USB girişini taktığınızda da video, müzik, film, fotoğraf gibi şeyleri izleyebilirken bir PowerPoint sunumunuz varsa ya da Microsoft Excel'den bir eğitim tarzında bir şey veriyorsanız da bu cihazla rahatlıkla işlem sağlayabilirsiniz. Ürünle ilgili anlatabileceklerim, detay görüntüleri paylaşabileceklerim bu kadar. Yorumlarda sormak istediğiniz sorularınız olursa cevaplandırabilirim veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.